Biz şu cami cemaati olarak şu memlekette biz Allah'a iman ettik. Hazreti Resulullah'a iman ettik. Yegane kitabımız Kur'an dedik. Ve bunun gereklerini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu kargaşa ve şematanın bitmesini istiyorsak herkes silkelenmesi lazım. Allah şükürler olsun. Geçen hafta 200 kişiyle namaz kıldık. Ama bugün binlerce kardeşimizle burada namaz kılıyoruz. Cevher var, kalite var. Ama bu cevheri ve kaliteyi harekete geçirme korkusundan mahrumuz. Onun için değerli kardeşlerim, bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar. Hasebel kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yûşekul umem. Ettedâ aleyküm kemet. Öyle bir zaman gelecek ki hayvanların başı hayvanlar bir çana toplandıkları gibi küfür ehli de sizin başınıza üşüyecektir. Sizi parçalamaya çalışacaklar. Sizi öldürmeye çalışacaklar. Sizi yok etmeye çalışacaklar. Sana Kürt diyecekler. Ona Türk diyecekler. Ona Arap diyecekler. Aslında mesele Türklük değil. Aslında mesele Türklük de değil. Aslında mesele Araplık da değil. Samimiyetle ifade edeyim ki asıl mesele insanlıktır, insanlık. İnsanlık ölmüştür. Kürtlerden binlerce insan öldüğü zaman eğer Türk hükmü çıkmıyorsa, eğer Kürtlerden binlerce insan öldüğü zaman Kürt pense çıkmıyorsa, Araplar milyonlarca öldürüldü. Bu milletler pense çıkmıyorsa İnsanlık ölmüş demektir kardeşim. İnsanlık ölmüş. Onun için öyle bir zaman gelecek ki o zaman küfür başınıza üşüşecekler. Ashab soruyor. Ashab sorarak فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَيْدٍ. O gün biz çok mu azalacağız ya Resulallah? O gün sayımız çok mu azalacak da küfür başınıza üşüşecek? O gün küfür başımıza üşüşecek de kan akıtacak, kardeşi kardeşe kırdıracak, kardeş kardeşi öldürecek ve zevk alacak. O gün çok mazulacağız. Kal, bel entüm yevmeydin kefirun. Bilakis o gün çok olacaksınız. Belki milyonlarla alacaksınız. Belki milyonlarla alacaksınız. Belki kimliğinde milyonlarca Müslüman yazan Müslüman olacak. Ama Habibullah devam ederek وَلَكِنَّكُمْ هُسَاءُ كَهُسَاءُ السَّيْرِ. Fakat o gün siz bir serin üstündeki çerçöp gibi olacaksınız. Hiçbir değeriniz ve kıymetiniz olmayacak. Hiçbir kıymeti harbiyeniz olmayacak. Küfür size korkmayacak. Bırakın korkmayı, küfür size musallat olacak. Devamla buyurlar ki Allah Celle Celaluhu işte o zaman وَلَيَزْعَمَ اللّٰهُ مِنْ سُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Allah Celle Celaluhu küfrü kalbinden size karşı korkuyu çıkaracak ve sizin kalbinize korkuyu salacaktır. O zaman kalbinize vehmi salacaktır. فَقَالَ قَائِلْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Ashabın Resulullah'ın yanında bulunan sahabe-i kiram buyurarak ya Resulallah vehm nedir ya Resulallah? الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Dünya sevgisi, ölüm korkusu. Herkes malına kapacak, herkes makam ve mevkisine kapacak, herkes para ve servetinin peşinden gidecek, ölümden korkacak ve küfrün karşısında çerçöp gibi kıymetsiz ve değersiz olacaktır. Onun için değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah bizleri hakkıyla ve layıkıyla bu davayı anlayan varlıklarından eylesin. Bakınız kardeşim, sokağa çıkma yasağı ilan edilerek insanlar ne derece mağdur edildiğini biliyor muyuz? İnsanların üzerine mahalle ortalarında masum insanlara
gaz atarak insanlar nasıl mağdur edildiğini ve nasıl mağdura tabi tutulduklarını biliyor muyuz? Hendekler kazılarak milletin maddi ve manevi noktada zarara uğratıldığının farkında mıyız? Hangi mantık ve akılla izah edebiliriz? Millete kepekler kapattılar. Şu memleketin ve şehrin maddi ve manevi zarara uğratıldığının farkında ve idrakında mıyız? Şuurunda mıyız? Her gün, her caddede ve sokakta yürüyüşler yapılarak şu memleketin, şu insanların yürüme hakkını, düşünme hakkını, görme hakkını, alışveriş hakkını ihlal ederek şu millete ne kadar zarar verdiğimizin farkında mıyız? Rabbim şu memlekette, şu topraklarda aklı selim ile, aklı selim ile hareket edebilen kullarından eylesin. Amin. Rabbim bu memlekette var olabilecek bütün terör olayları yok etsin. Amin. Uludere'de 34 insanı öldüren terör yok etsin. Amin. 90'lı yıllarda köleleri boşaltmakta yok eden Diyarbakır merkezde faili meşhur cinayetlerin terörizmi de yok etsin. Amin. Ve bugün aynı şekilde şu topraklarda insanlığın canına okuyan, insanın huzurunu kaçıran kargaşayı ve şebatayı da getirsin. Rabbim bizim yegane dayanabileceğimiz, yegane kusturumuz, yegane kurtarıcımız Kur'an ve sünnet ekseninde toparlanabilen ve toplanan